Kuzey, iyi misin? Ben iyiyim. Kardeşin de iyi. Aynı çatı altındayız. Bir dakika. Konuşuyor. Seni özlemiş. Bahsedince yüzü gülüyor. Çok sevindim tanışmanıza. Barbaros dedeme güvenme. O ne demek? Öyle işte. Tamam da bir şey mi dedi, bir şey mi duydun? Boş ver. Ben dedemde kalıyorum Yiğit için. Size yardım edeceğim. Onu oradan çıkarman için. Kuzey, müthiş bir çocuksun sen. Alpanların içinde iyiler var. Sadece ben değil, amcam da var. Ben size tek başıma yardım edemem. Güven ona. Yiğit'i de seni de buradan ancak o kurtarabilir. Anlat. Ama Yiğit'i buradan çıkaracak, sizi kavuşturacak güç amcam da. Sen kendini de onda tehlikeye atacak bir şey yapma. Kardeşin söz konusu olduğu için mantıklı düşünemiyorsun. Ama anlatman gerekiyor. Seni istiyor. Efendim oğlum? Amca senden bir şey isteyeceğim. Söyle. Azize sana her şeyi anlatacak. Lütfen ona öfkelenmeden önce onu anlamaya çalış. Biliyor muydun sen? Söz ver bana. Emin ol, onun bizden daha çok kaybedecek şeyi var. Korktuğu şeyler var, haklı da. Başka? Ben dedemde kalıyorum. Azize için. Zaten anlatınca anlarsın. Tamam oğlum. Söyleyeceğin başka bir şey var mı? Kendine dikkat et. Sen de. Ben hayatımda kimseyi koruyamadım. 9 yaşındaydım. Adım Melek. Doğum günümdü. Pastamı kesmek için babamı bekliyordum. Dediği saatte gelemedi. Onun yerine polisler geldi. Başınız sağ olsun dediler. Annem kardeşlerime hamileydi. O anda düştü. Kalbi dayanmadı. Tüm bunları biz mi yaptık? Ben başkomiser Mehmet Aydın'ın kızıyım. Onu siz öldürdünüz. Sadece onu değil. Annemi de. Sizin yüzünüzden. Annem babanın ölümüne engel olmaya çalıştı. Balkan hapse girmesine engel olmaya çalıştı. Bu yüzden masadan ölüm emri çıktı. Annem babamı tanıyor muydu? Hayır. Buluşmuşlar. Ona kurulan kumpası anlatmaya çalışmış. Sonra bir şey olmuş. Baban yine de gitmiş oraya. Annem de ortaya çıktı. Böylece. Öyledir. Bizim dünyamızda polise konuşmanın cezası ölüm. Kim olursa olsun ölüm. Sen anneni kurtarabilmişsin ama. Ben çok küçüktüm. Kardeşlerimden birini kurtarabildiler. Hayatta olan kardeşinle tehdit ediyorlar seni. Koruyacağım diye babamla anneme söz verdim. Başaramadım. Onu da elimden aldınız. Nasıl? Ona ne yaptık? Sana kardeşlerinin doğduğu günü iple çeken, pastasını kesmek için babasını bekleyen bir kız çocuğunu anlattım. Hikayenin devamı var. Onu da bana emanet edilen kişi anlatacak. Kardeşin.
abinin hayatını çaldı. Canımın diğer yarısı.